Hilal'cim hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Nasılsın Müge'cim? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, gayet. Arkadaşlar, bu haftaki konumuz şöhret olmayan ne yapsın? Artık Hilal'i tanıdığınızı düşünüyorum. Bugün şöhretin insan psikolojisi üzerindeki etkilerinden biraz bahsetmek istiyoruz. Hilal'cim, Andy Warhol'un 1960'larda söylediği bir söz var. Herkes bir gün 15 dakikada olsa şöhret olacak demiş. Evet. Sanki bu günleri bilirmiş gibi bunu 60'larda söylemiş. Öncelikle şunu sormak istiyorum sana. Yani bunun mecrasının artık elimizin altında telefonlarla her dakika girerek, yani gerçekten de şöhret olduğumuzu zannettiğimiz zamanlar, bir fotoğraf paylaşımıyla insanların milyonlara ulaşabildiği zamanlardayız şu anda. Evinde oturup oturan YouTuber'lar var. Hiçbir şekilde hiçbir yetkinliği olmayan insanların gene o şöhreti yaşadığı zamanlar bu zaman. Geldi. Bugün birazcık kesik Müge sanki. Ben nasılım? Yani benim internetim nasıl bilmiyorum ama. Evet, şimdi iyi sanki. Değil mi? Tamam. Ben Daha iyi. sana şunu Evet. sormak istiyorum. İnsanın bu görünür olma ihtiyacı, görünme ihtiyacı, duyulma ihtiyacı hiç bitmeyen bir ihtiyaç gibi gözüküyor. Hatta bunu besledikçe çoğalan bir ihtiyaç gibi gözüküyor bana. Bir buradan girmek istiyorum. Bunun neden böyle olduğunu sana bir psikolog olarak sormak istiyorum. Yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Sorularınızı yazabilirsiniz. Genel olarak kavramlara yaklaşımım böyle olduğu için görünürlük meselesine de öyle yaklaşacağım. Aslında bir kavramdan söz ettiğimizde onu iyi ya da kötü diye keskin kategorilere ayırmak çok mümkün olmuyor. Yani belli dozda, belli bağlamda, belli motivasyonlarla görünmek iyi ve ihtiyacımız olan ve anlaşılır bir şey. Ama belli miktarları geçince, belli motivasyonlar şekil değiştirince artan veya farklı bağlamlarda da daha patolojikleşebilecek bir şey. Buna birazcık iki uçlu, iki taraflı, iki cepheli bir mesele gibi bakmak gerekir. Bir kere bu görünmek isteyen öteki taraftan, öteki insanlardan, bizi izleyen insanlardan onay almak isteyen, takdir almak isteyen, beğenilmek isteyen tarafımızı yadsımamak gerekiyor bence. Önce bir o tarafımızı bir tanımak gerekiyor. Yani benim için şöhret ya da tanınmışlık ya da beğeni ya da takdir hiç önemli değil deyip kestirip atabileceğimiz bir konu değil bu. Hep bebekliğe çocukluğa vurgu yapıyorum ama gerçekten insan kendini, kendi varlığını dahi sadece varım gibi temel bilgi bile ötekinin yani öteki insanın aynası üzerinden idrak edebiliyor. Yani bizim karşımızdakinin bir başka insanın varlığını yansıtmasına, onun aynasında parlamaya, ondan geri gelen yansımayla karşılaşıp kendimizle ilgili fikir üretmeye ihtiyacımız var. O yüzden ister istemez belli ölçülerde referans noktalarımız diğer insanlar ve diğer insanların bakışları. Bundan bağımsız bir kendilik algısı, bundan tamamen arınık bir kendilik oluşumu mümkün olamaz. Bir kere bunu bir kenara yazmak lazım. Mesela Kohut'tan bahsedeyim Müge. İşte bu konuyu belirlerken aklıma gelmişti Kohut'tan da bahsederiz diye. Kohut önemli bir kuramcı. Kendilik psikolojisinin kuramcılarından. Ve insanın aynalanma ihtiyacının bebeklikten çocukluktan itibaren aynalanma ihtiyacının olduğunu söylüyor. Çocukken, bebekken daha. Nedir bu aynalanma ihtiyacı? Yani ben annemin yüzüne baktığım zaman ya da bana bakım veren kişinin yüzüne baktığım zaman onun yüzünde ya sen ne kadar biricik, ne kadar özel, ne kadar kıymetli bir varlıksın hissetmek, yakalamak istiyorum. Yani ve bu yansımanın üzerinden kendimi daha güvende, daha sevilesi, daha bağ kurulmuş, daha değerli bir varlık gibi hissetme eğilimini, aygıtını
şey yapabiliyorum, oluşturabiliyorum. Yani bu aracılıkla, bu aynalanma aracılığıyla. Dolayısıyla bu aynalanma ihtiyacı zaten bizde, özde, insan olarak hepimizde olan bir şey. Mesela meşhur bir laf vardır. Bu bir rivayet midir bilmiyorum ama genelde daha spiritüel metinlerde geçer. Her hazine bilinmek ister diye. Yani gerçekten saklı ve hiçbir gözün şahit olmadığı, bu bir hazine diyecek bir insanın dahi bulunmadığı bir hazine hakikaten hazine midir? Veya işte o bir şekilde kendi varlık anlamını oluşturabilir, tamamlayabilir mi gibi. Fakat zarar miktardadır diye bir söz var ya, sonuçta biz küçüklükte o aynalanmanın sonrasında işte varım, biri beni görüyor, beğeniyor, bir çift göz takdir ediyorum. Bunları bir kez içselleştirdikten sonra tekrar tekrar aynı aynalanmaya ihtiyaç duymamaya başlarız bu sağlıklı dönem sayesinde. Yani ben kendi içimde bir rezerv oluştururum. Hilal, yani sen işte değerli bir varlıksın. Bir şeye koşulsuz bir şekilde, özellikle yani herhangi bir kriterleri karşılamak zorunda dahi olmadan kendine hassın, biriciksin. Böyle bir temel zemin oluştururum. Dolayısıyla ben artık biri beni onayladığında, onaylamadığında, beğendiğinde, beğenmediğimde, göründüğümde, görünmediğimde, insanlar benden sevgisini, ilgisini çektiğinde kendi rezervlerimden yiyerek kendi değerlilik hissimi, kendi biricikliğimi, kendimle ilişkimi kendi kendime yakıt sağlayarak sürdürebilirim. Şimdi burada temel mesele ne? Bizim kendi rezervlerimizle aslında ayakta kalabiliyor olmamız. Şimdi böyle bir yerden sosyal medya mecraları bizi yakalıyor tabii ki. Sonuçta çocukluktan daha dünyaya geldiğimiz andan itibaren zaten böyle bir damarımızın olmasıyla beraber varoluşumuza neredeyse nakşedilmiş bir özellik bu, insanın görülmesi, tanınması ve bir öteki şahit gözün varlığında kendini sergilemesi. Buradan bizi yakalayan bir platform var. Ne diyor? Daha çok görünebilirsiniz diyor. Daha çok takdir alabilirsiniz diyor. Daha çok beğenilirsiniz diyor. Ve hatta şöyle varsayımlarla birazcık pompalıyor sistemi ve bizleri. Ne kadar görünürseniz o kadar da varsınız diyor. Yani ne kadar kişi beğenirse paylaştığın şey o kadar anlamlı ve güzel diyor. İşte beğeni almayan, repost edilmeyen, tekrar paylaşılmayan, yorum almayan şeyler o kadar da güzel değildir belki diyor. Bunlar hep alt mesajlar olabilir. Ve dolayısıyla biz artık iç referanslarımızı daha fazla kenarda bırakma riskiyle, dış referansları daha fazla merkeze alma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dış referanslar elbette dikkate alınır ama buradaki denge çok önemli. Ne oluyor benim için güzelin tanımı? Dışarıdaki gözün ne söylediği? Ne oluyor benim yapmam gereken şeyi bana söyleyen? Dışarıdaki gözün düşüncesi oluyor. Dolayısıyla bu noktada insan tamamen bir başka göz üzerinden, görünürlük üzerinden iyi ve kötüyü, istediğini ve istemediğini şekillendirmeye başlıyor. Burada tabii kendimizle teması kaybetme, kendi iç referans noktalarımızı kaybetme, hakikaten ihtiyacımız olan, hakikaten arzuladığımız kişiyi inşa etme riskini kaybetme belki. Ya riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki şimdi bizim jenerasyonumuz için bu söylediklerin okey. Yani belli bir yaşa kadar anneye bağlıyız. Onun üzerinden işte ya da etrafımızda bize bakım verenler üzerinden önce bebekliğimizde kendimizi, kendi varlığımızı hissediyoruz. Daha sonrasında bir ayrışma oluyor. Ayrılma noktasında da işte biraz daha ergenlik döneminde, yanlış söylüyorsam düzelt lütfen, psikolog değilim sonuçta. Ergenlik döneminde arkadaşlıklar çok önemlidir. O sosyal çevre üzerinden kendini yine gerçekleştirme ve tanıma gibi bir süreci biz yaşadık. Ama burada gerçek olmayan arkadaşlıklar, hayatında hiç görmediği insanlar tarafından bir onay alarak sosyal medyada, bütün bu mecralarda kendini tanımlamaya çalışan bir gençlik var. Bir ergen sınıfı var. Şu anda onlar için sosyalleşme o kadar önemli bir şey ki. Değil mi? Onların kişiliğinin oturması için. Evet, onaya çok ihtiyaçları olan bir dönemdeler. Bende de var şimdi bir ergen ve gerçekten
Bunun sonunun ne olduğunu ben hiçbir şekilde tahmin edemiyorum. Ne olacak? Yani bu kendi yaratmış olduğu, sosyal mecralarda yaratmış oldukları o sahte gerçeklikle kendi gerçekliğini daha henüz oluşturamamış çocuk arasında, daha oluşturamadığı gerçeklik arasında zaten büyük bir uçurum var şu anda. Hı hı. Yani hiç mi oluşturamayacak onu gibi bir endişe oluyor bende açıkçası. Evet, yani onun dengesi olmadığında tabii bu bir soru işareti. Yani sadece sosyal medya üzerinden ilişki, buna ilişki de denmez aslında, bağlantı bence. Değil, evet. Bağlantı kurduğumuzu farz edelim. Sosyal medya üzerinden kurduğumuz etkileşimler, bağlantılar eşittir ilişki kurmak demek değil. Yani sosyal medyada görece daha yüzeysel, sadece birbirimizin belli yönlerini gördüğümüz, birbirimizin için çok bedel ödemek zorunda, hatta hiç bedel ödemek zorunda kalmadığımız, birbirimiz için sorumluluk almadığımız, aslında birbirimizin ödül mekanizmasına daha çok hitap ettiğimiz belki. İşte bir şekilde senin duymaktan hoşlanacağın şeyleri söyleyip, konuşup ve aynı şeyleri senden dinlemek üzerine bir alışveriş gibi. Dolayısıyla gerçek ilişki böyle bir şey değil aslında. Yani bizim gerçekten karşı tarafın dünyasına girebilmemizi, onunla empati kurabilmemiz, onunla yakınlaşmak için fedakarlıklar yapmamız, ilişkimiz için emek harcamamız, zaman harcamamız, yani bedelsiz, evet, bedelsiz hiçbir şeyi kurgulayamayız. Ama bedel nedir? İlişki için ödenebilecek bedeller, mesela zamanımdan harcamam, o kişiyle alakalı kırılmayı göze almam, o kişi için başka yapabileceğim bir şeyden vazgeçmem gibi bir sürü, aslında ufaktan büyüğe bedel ister, sorumluluk almak ister ilişki ve bunun ateşinde harlanır bir şekilde aslında. Yani geçtiğiniz her sınav, ödediğiniz her bedel onun bir şekilde kıymetini de aslında pişirir, arttırır, onun daha güzel bir kıvama getirir. Dolayısıyla bunun yakınlığıyla, bunun bizde yarattığı güvenle sosyal medyayla sınırlı etkileşimlerin yarattığı şey aynı değil. Ve bizim ruhumuzu besleyicilikleri açısından da aynı değil. Yani ben gerçekten mesela biliyorum, tanıyorum, işte gözlemlediğim kadarıyla da görüyorum. Sosyal medyada hiç sorun yaşamayabilirsiniz ilişkilerde. Uyumlu olmak daha kolaydır. Birbirine tartışmamak belki daha kolaydır. Belli şekilde alışverişler daha kolaydır ama o ekran başındaki hilalin dışında gerçek hayatta işbiriyle gerçekten yakın ilişki kurmaya gelince becerilerim ve gelişmişliğim oldukça geri bir düzeye çekilebilir. Yani ben en ufak bir eleştiriyi tolere edemeyen, belki ufacık bir kırgınlığı göze alamayan, belki bir ilişki için sorumluluk alamayan, oldukça ben merkezci bir hale bürünebilirim. Dolayısıyla aslında sosyal medya konforlu da bir alan bir yandan. Sosyal medya ilişkisi, öyle söyleyeyim. Sadece sosyal medya ya da işte dijital mecralar üzerinden yürütülen ilişki. Gerçek hayata döndüğümüzde o konforu kaybetmek ve bazı becerilerimizin paslandığını görmek de mümkün. Şimdi bu çocuklar ilişki zannettikleri bir kendi sahte gerçekliklerin içerisindeler. Yani kendi yaratmış oldukları ve bunu ilişki zannediyorlar Hilal. Yani orada kurdukları arkadaşlıkları. Yani bir de üstüne pandemi geldi. Şu anda çok yoğun bir şekilde orada bir sosyalleşme var. Bu arada yapılan bir araştırma var son dönemde. Sosyal mecralardaki bu iletişimlerin, mesela Zoom'da yapılan toplantıların %85 oranında gene oksitosin salgılattığı bulunmuş. Ya mesela, hı-hı, çok şaşırdım buna. Yani, hı-hı, yüz yüze olmak, o göz temasını kurmak gene bir şekilde bize o bağlanma hormonunu salgılatıyor. Hı-hı. Dolayısıyla onların bunun da kendi içinde bir gerçekliği olduğunu düşünüyorum. Yani, hı-hı, tamamen sahte bir şey de yok orada. Evet, çünkü bunu böyle dikotomik, ikili bir yerden görmemek lazım zaten. Yani bu gerçektir, bu da tamamen sahtedir. Bu arada gerçek hayattaki ilişkiler de tırnak içinde sahte olabilir. Yani burada bir kavram kargaşası da var tabii. Hani gerçek hayattaki iş ortaklıklarımız, işte iş bağlamımız ekseninde kurduğumuz ilişkiler ya da işte bütün temasta olduklarımız ne kadar gerçek? O da başka bir tartışma konusu ama olarak sosyal denge dengeli kullanıldığında
ve gerçek hayatla yani ya da pratik hayatla dengelendiğinde elbette ki ilişki becerilerimizi geliştiren ve bir sürü gerçek bileşeni içeren bir tarafı var. Yani birbirimizi anlamak, dinlemek, hakikaten değer vermek, ortak bir şeyler paylaşmak, ilgilenmek gibi. Ama şu bir soru işareti, yani ben gerçek hayatla dijital hayat arasında bir bölümlenme, ayrışma oluşturduysam, bu iki hayat birbirine pek benzemiyorsa, yani bu evet. pratik hayatımda birileriyle temas etmek benim için oldukça zorken, dijital mecrada kolay ve yolunda gidiyorsa, o zaman bu farklılık üzerine düşünmem gerekiyor. Yani burada ne oluyor da ben bunu daha fazla içine girerek yaşamak istiyorum, burada bana ne zor geliyor gibi. Evet, evet. Şimdi Hikomori diye bir terim varmış Japonca. Bunu da yeni okudum. Japonca'da elini ayağını çekmek manasında. İşte Japonya'da sadece müzik dinlemek, internette dolaşmak, uyumak dışında herhangi bir işle uğraşmayan kişilerin hastalık olarak tanımlıyorlar. Hikomori diyorlar onlara, kişilere, o kişilere ve işte depresyon, kişilik bozukluğu ya da bir tür şizofreni gibi bir tanımı var, karşılığı var. Son dönemde bu onların kullanmış oldukları terimlerden bir tanesi bu konuyla alakalı. Bu arada bu daha sık gördüğümüz bir şey. Sen de işte kızın aracılığıyla gençleri gözlemleme şansına erişiyorsundur eminim. Daha çok gözlemlediğim bir şey nedir yani? O işte yetişkinden ergene aslında, çocuğa hatta. İşte telefonla, odada, dizilerle, oyunlarla, işte WhatsApp aracılığıyla, Instagram aracılığıyla, Twitter aracılığıyla bir şekilde kendi kendine vakit geçirme süresinin oldukça artması evet. ve insanların bu küçük haleyi bozmaya kalkıştığında, aileden biri girmeye kalkıştığında o halenin içine, kişilerin bundan çok daha fazla rahatsız olması ve toleransının azalması. Bu gittikçe artan bir şey bence. Ama şu kıymetli bir soru. Yani bizim o kendi kendimize telefona gömüldüğümüzde hakikaten geliştirdiğimiz beceriler varsa, bize kattıkları şeyler varsa, bunlarla gerçek hayatın içinde birileriyle temas halindeyken, yüz yüze, göz göze bize katılan şeyler aynı mı birbiriyle? Bence kesinlikle değil. Yani bir işte okey masasının başına dijital platformlarda geçip birlikte o şeyleri döndürmekle, yani biriyle karşı karşıya geçip bir oyunu oynamak, doğaçlama muhabbetleri ilerletmek, göz göze, karşı karşıya bir şekilde spontan bir muhabbetin içinde akmak aynı şey değil ve aynı becerileri geliştirmiyor. Ruhsallığımızı aynı şekilde beslemiyor. Bizi zenginleştiren besin değerleri aynı değil. Evet. Bir yandan da bu sosyal mecranın getirdiği başka bir şey, kendimizi 140 karakterle bütün derdimizi anlatabilir hale geldik. Yani kelimeleri az kullanan, zaten çoğunu da bilmeyen başka bir nesil gene bizi bekliyor. Zaten kelimelerin içi tamamen boşalmış durumda. Anlam kaybının çok yoğun olduğu bir zamandayız. Bunun ileride getireceği, bu asosyal durumla birlikte birleştireceği, birleşince ortaya çıkaracağı bir patoloji öngörüyor musun Hilal? Çok mümkün. Şimdi bir şey norm olduğunda tabii hakikaten bir sorun yokmuş gibi gözükebiliyor bazen. Yani özellikle kişinin kendisi de şikayetçi değilse. Şimdi hayal edelim mesela, belki de işte bir asır içerisinde şöyle bir kitle oluşacak. Bir başına insansız hava sahasında ama gayet mutlu, bir rahatsızlığı yok. Belki birisi o kendiyle kurduğu dijital dünyayı bozduğunda rahatsız oluyor. Dolayısıyla bunlar ister istemez sağlıksızlık tanımlarını da değiştirecek belki. Bir kültür olduğunda, bir norm olduğunda bunun sağlıklı olduğunu düşünmeye başlayacak olabiliriz, tartışabiliriz. Ama nihayetinde en azından ruhsal sağlıklılığa, ruhsal zenginleşmeye baktığımız zaman gerekli olan şeyin bir ötekiyle beraber dayanışma halinde, birbirlerimizin hayatlarını değerek bir arada olmamız gerektiğiyle ilgili durumun netliğini görebiliyoruz. Yani hayatımızın içinde bir ötekinin hayatına da değerek bir şekilde sorumluluk almak, emek vermek ve birlikte hayatı sürdürmek
ister istemez insanın gerçekten hayatının anlamlılık ve değerlilik düzeyiyle alakalı bir etkiye sahip oluyor. Ama mesela belki sorunu biraz başka yere gittim, dağıttım bilmiyorum ama mesela dijital platformlar dinlemekten ziyade daha çok şeye yönelik, yani gösteri evet, kültürüne yönelik. Yani oysaki diyalog ve yakınlaşma dinlemeyi daha çok, yani merak etmeyi, gözlemleme isteğini gerektiren bir şey. Sevgi de öyle bir şey. Şimdi daha çok kendimi gösterme üzerinden var olduğum bir mecrada, ötekini hakikaten ne kadar dinleyebilirim, onun dünyasına ne kadar şahit olmak isteyebilirim, onun dünyasıyla ilgili ilgimi, özenimi, yatırımımı ne kadar sürdürebilirim. Yani bizim sosyal mecramız böyle bir şey üzerine kurulu değil zaten. Yani şimdi daha çok bana şey gibi geliyor, narsistik kişilik bozukluğunu çok besleyen bir araç gibi geliyor bana. Narsistik kişilik bozukluğunu elbette ki besler. Yani besler, çeker, o kişilik bozuklukları için daha... Ya da o kişilik bozukluğunu oluşturabilir hatta. Ya zaten öyle bir telkini var. Yani sen merkezde kendini izle, diğerleri üzerinden. Narsizmde, narsistik kişilik bozukluğunda, narsistik bozuklukta ne vardır? Aslında ortada iki kişi yoktur, bir kişi vardır. Öteki de bu bir kişi için bir detaydır yani. Hani sen de beni görmek istiyorum. Ben sana bakarken arada sen yoksundur. Yani ben kendime bakıyorumdur, kendimi görmeye çalışıyorumdur. Çok önemli, benim için çok önemli bir detaysın. Ya bu cümleler geçiyor ya, inanamıyorum. Dolayısıyla iki özne yoktur ortada artık. Bir kişi vardır ve öteki de onun sadece araç olarak kullandığı bir şeydir. İşin içinde aslında bir kullanma hali, bir nesneleştirme de vardır. Evet. Bu başlı başına narsistik bozuklukla ilgili bir şey zaten. Ama sadece bu değil. Mesela şizoid kişilik dediğimiz bir şey var. Şizoid kişilik yapılanmalarında da ötekiyle alakalı ilginin, merakın tamamen kaybolduğu, diğer insanlarla yakınlaşmanın bir işgal gibi algılandığı, bir başkasıyla ilişki kurmaya ihtiyaç duyulmadığı, insanın kendine izole, kendine ait tekli bir dünya ve hali oluşturduğu bir haldir o, hani özetle indirgeyecek olursa. Bence o şizoid kişiliği de bir şekilde körüklüyor bu ilişki platformları, dijital platformlar. Yani şimdi biraz önce söyledin ya, spiritüel metinlerde geçiyor diye. İnsanın kendini başkasında görmesi, ifade etmesi. Bir yandan da bir süre sonra ruhun tekamülü şuna bağlı. Spiritüel bütün kadim literatürde, metinlerde bu geçer. Nefsini bir kenara atman ve içindeki gerçek cevheri, ruhaniyeti ortaya çıkarman ancak o nefsini geriye atmanla mümkün. Yani tevazu, hiçlik, yokluk dediğimiz kavramların altında yatan sebep o anlamın ortaya çıkabilmesi için senin gözüne perde olan nefsini ortadan kaldırabilmen. Bunun için de senin zaten görünürken aslında o senin kibrini besleyecek olan her şeyden birazcık geri durman gerekiyor. Geçen gün eğitimci bir arkadaşım dedi ki, ben dedi pandemi boyunca sosyal Instagram'da yayın yapmaktan kaçındım. Yani oruç gibiydi benim için dedi. Ve bu bir başarıydı dedi. Düşündüm, gerçekten büyük başarı. Çok bilinen birisi bu arada, tanınan birisi. Onun bu sosyal mecrada olmaması onun için gerçekten zor bir şey olsa gerek. Görünmemeyi tercih etmesi. Burada gerçek bir cihat var yani, o anlamda baktığında. Yani tabii, yani sonuçta hakikaten bizi kendi hassas noktalarımızdan, yumuşak karnımızdan çeken bir şeyler var. Yani bunu bu kadar konuşuyoruz, bir yandan da içindeyiz. Bizim de bununla bir derdimiz var belli ki. Sadece burada insanın birazcık kendini gözlemleme özelliğini yitirmeden, suyun içindeki suyu çok kanıksayıp onun artık görmezden gelecek noktaya varmadan, bir şekilde kontrolü elinden bırakmadan bu süreçler içerisinde var olması gerekiyor bence. Yani ister istemez, çünkü bizim kim olduğumuzu hani elbette ki bir şeyler şekillendirir. İşte bu dünyaya geliriz, bir ailenin içerisine, bir kültürün içerisine doğarız ama dijital mecralar kim olduğumuza çok önemli, büyük ölçüde el atmış durumda. Yani ve çok fazla vakit geçiriyoruz. Yani alt tarafı bir post paylaşmak demeyelim. Yani bu genel bir ve tekrarlayan bir pattern
olduğunda, bizim saatler geçirdiğimiz bir şey olduğunda az buz bir şey değil. Yani ben paylaştığım şeylerin nasıl reaksiyon aldığını önemsiyorsam, reaksiyon alan şeyleri paylaşma eğilimindeysem ve paylaşacağım şeylerle alakalı araştırmalarımı, okumalarımı da buna göre yapıyorsam, yani bu dışarıdan içeriye benim nasıl biri olacağımı şekillendirecek demek. Ben neyi arzulayacağım, neyi yapacağım, neyle daha çok vakit geçireceğim, neyi daha çok sunulabilir bir şey haline getireceğim, nasıl biri olmaya çalışacağım. Eğer öteki iki gözse, çünkü ki o beğen tuşu, o paylaş tuşu, o yorum yap tuşu, o iki gözle alakalı bir şey. Oysa benim daha fazla ne olacağımı şekillendiren şey, oradan habire feedback alarak güncelleyeceksem kendimi, bu gerçekten kendi üzerimdeki özgürlüğümü yavaş yavaş yitirmeye başlamam demek. Ve hiç farkında olmadan bence. Evet. Yani hani bu suyun içerisinde ısınan kurbağa vardır ya. Evet. Yani insan kendine yalanlar da söyler. Yo, bunu ben tercih ediyorum. Ben böyle olmak istiyorum. Bana da bu hoş geliyor falan gibi. Oysa ki kendimizi hiç istemediğimiz şeylerin peşinde koştururken, hiç istemediğimiz yorgunlukların içinde, istemediğimiz bir iş rutininde sıkışmış bulabiliriz. Yani ve şöyle bir deney var mesela. Ben o deneyi hep çok severim. Farelerle alakalı yapılmış. Fareler işte bir sistemin içerisine yerleştirilmiş. Bir pedala bastığında fare yemek geliyor. Pedala basıyor, yemek geliyor. Evet, pedala basıyor, yemek geliyor. Fare şunu öğreniyor. Bu pedal iyi bir şey. Basınca ödül mekanizmam canlı. Fare pedala basmaya bağımlılık geliştiriyor. Ve artık doysa da, yemekten şişse de, çatlayacak ve ölecek noktaya gelene kadar o pedala basıyor. Yani artık yemekle ilişkisi de kopuyor. Ne yapıyor? Kendine zarar verse bile pedala basmaya devam ediyor. O yüzden biz de pedala basıyoruz açıkçası. Evet, yani evet, her like, o şey ödül mekanizmasını çalıştırıyor beyinde. Evet, aynen. Yani belki başta öyle başlamıyor işler. Hani biz istediğimiz bir şeyi paylaşıyoruz, işte güzel reaksiyonlar geliyor falan, ama o pedala basmaya devam etme ve onu sürekli arttırma isteği paylaştığım şeyle ilişkimi kopartabilir. Gerçekten kim olduğumla ilişkimi kopartabilir ve çatlayana kadar bana iyi gelmese bile bir şeyleri yapma dürtümü tekrar tekrar harekete geçirmem haline gelebilir. Evet, bunun ismi bağımlılık zaten. Hilal'cim, sorular çok, vaktin az olduğu için biraz soru almak istiyorum. Sosyal medyayı ne derece kullanmalıyız demiş İsa. Ya bunun bence çok böyle keskin yanıtları yok muhtemelen, ama bizim kendi hayat akışımızı bozmayacak, asıl yapmak istediklerimize engel olmayacak, günün önemli bir kısmını kapsamayacak kadar gibi göreceli bir şey söylemek doğru olur herhalde. Sibel demiş ki, Sibel Ateş yengin, aynalamayı sağlıklı yaşayamayanlar yetişkinlikte buna çözüm getirebilir mi terapiyle? Zaten sürekli getirmeye çalışır ona kendi el yordamıyla aslında. O dedim ya, içsel rezervleri oluşmadığı için. Ben taşıma suyla dönen kendilik diye bir yazı yazmıştım psikiyatra. Yani kendi kendine döndüremeyen bir değirmeni vardır ve sürekli yakıt ikmali, sürekli su taşıyarak döndürmeye çalışır o çarkı. Ama bu da tabii ona ekstra sorunlar doğurur. Yani işte onaya, takdire, ilgiye, beğeniye çok bağımlı hale gelebilir bir şekilde ve yokluklarında çok sarsılabilir. Bunu kendi kendine yeniden bir şekilde oluşturmanın bir yolu var mı? Elbette ki terapiler zaten böyle şeyler için var tamamen. Kolay mıdır, kısa yollu bir şey midir? Hayır. Ama mümkün müdür? Evet. %100 omurgamızı değiştirmek zorunda mıyız? Yani yeteri kadar belli bir noktada değişim sağlamak için? Hayır. Ama terapide değiştirebildiğimiz kadarı hayatımızın önemli ölçüde iyi yönde şekillenmesi için yeter. Eksik yaşanmış ergenlik olarak isimlendirebilir miyiz diyor bu şu anki gençlerin durumunu. Eksik yaşanmış ergenlik. Evet. Ya tam olarak belki neden denmek istediğini anlasam bu soruya daha iyi yanıt verebilirim. Yani biraz önce sosyalleşme çok önemli dedik ya. Ama bunların, bu yeni ergenlerin ilişki kurma biçimi
gerçekten ilişki zannettikleri, o bağ kurdukları, sahte, kendi yaratmış oldukları sahte benlikleri, sahte gerçeklikleriyle kendileri, kendi gerçeklikleri arasındaki boşluk iyice çoğaldı diye konuştuk ya, sanıyorum ondan bahsediyor. Yani çünkü sosyalleşmek çok önemli onlar için şu anda. Ve bunu yapamıyorlar. Şöyle tabii, hani ister istemez şunu adapte olmak zorunda kalacağız. Biraz Z kuşağını bu noktada anlayamıyor da olabiliriz. Yani bir şeylerin formu değişti. Bunu kabul etmek zorundayız. Ve dijital mecralar sahte, gerçek hayat da gerçek diye ikiye ayıramayız. Dediğim gibi bazen bunun tam tersi de olabilir. Ama şununla ilgili bir uyanıklığa sürekli bizim ve hani çocuklarımızın belki sahip olması gerekir. Gerçekten ilişkiler için çocuklarımız karşılıklı birbirlerini dinledikleri, birbirleri için fedakarlık yaptıkları, sorumluluk aldıkları, gerçek hayatın içinde birbirlerinden ellerini tuttukları, bedel ödeyebilecekleri bir ilişki yapısı oluşturuyorlar mı? Yoksa sadece bir yüzeysel alışveriş, bir uyaran etkileşimi ve bir şekilde yüzeysel bir boşluk doldurma hali mi var? Burada nerenin ne kadar sahte, nerenin ne kadar gerçek olduğunu aslında bu tarz bileşenler belirler. Özgür demiş ki, cinsiyete göre sosyal medya kullanımı ile ilgili bir bilgi, veri, gözlem var mıdır? Ben vardır. Bilmiyorum. Vardır, ben de bilmiyorum. Evet. Hilal'cim, senin seansın olduğunu biliyorum. O yüzden bugün arkadaşlar kısa kesmek zorundayız. Toparlamak gerekirse birkaç cümle daha eder misin? Elbette ki. Şöhret olmayan ne yapsın Hilal? Evet, yani görünür olmak daha norm haline gelen bir şey. Görünür olmaya çalışmak. Buna yönelik zaaflarımız var insan olarak, insan evladı olarak. Görünmek, bir gözü şahit tutmak, varlığımıza takdir, beğeni, ilgi toplamak elbette ki hepimizi bir damarından yakalıyor. Dediğim gibi çok köklerden gelen de bir aslında belki de eğilim. Ama sadece başkalarından aldığımız yansımalara odaklı, başkalarından gelen geri bildirim üzerine kimliklerimizi inşa etmek bizim gerçekliğimizden kopmamız anlamına gelebilir. Gerçek arzularımızdan, yani gerçek ihtiyaçlarımızdan, gerçekten mutlu olacağımız şeylerden. Dolayısıyla bazen şöhreti ya da görünürlüğü mutluluğumuz pahasına isteriz. Yani burası çok tehlikeli bir şey. Hani yeter ki görünürlük etrafında bir şey dönsün ama ben mutsuz olsam da olur gibi. Evet. Ve bence bir başka şey, sıradanlık hakkı insanın çok önemli bir hakkı. Sıradan olma. Yani sıradan bir gün geçirme. Bir konuda sıradan bir beceriye sahip olma. Bir konuda vasat olma. Yani bir dönem başarısız olma ya da çok başarı odaklı bir hayat sürdürmeme. Ve huzurun ve mutluluğun buralarda olduğu yerler var. O yüzden her şeye rağmen koşulsuz şartsız şöhret, görünürlük ve üstün özel becerilere sahip olmak dediğim gibi genelde bizim mutsuzluğumuz pahasına, bağımlılık nedeniyle, işte bu kültürün çağın da dayatması nedeniyle bazen peşinden koştuğumuz şeylere dönüşüyor. O yüzden bence dönüp dolaşıp hakikaten değer verdiğim şey ne, arzu ettiğim şey ne, hayalim ne, beni mutlu edecek ve yaşamı anlamlı kılacak sistem ne sorusunu ara sıra kendimize dönüp daha fazla, daha sık sormak önemli olabilir. Evet, belki de kendimize en sık sormamız gereken soru bu dönemde bilinmek, hı-hı, takdir edilmek ya da meşhur olmak mı yoksa gerçek olmak mı sorusu diye, hı-hı, düşünüyorum. Evet. Belki de öyle bir zaman gelecek ki bizim bir grup arkadaşımızın arasında bunun muhabbeti çok geçiyor. İşte sosyal mecralarda olmayan insanlar artık bizim için vay çok havalı diyoruz. Yani tabii gerçekten... benim öngörümde o. Bence evet. Bence insanlar görünmezliği bu sefer satın almaya çalışıyorlar. Aynen. Yani... Sıradan olmak evet, biraz daha belki popüler hale gelecek. Görünmeyen biraz daha belki değerli, kıymetli hale gelecek. Bir dönem gelebilir. İnsan bir yolunu bulur mutlaka diye düşünüyorum. Çok Silahcığım, teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyorum. Vaktini ayırdın. Bu son programımızda. Seninle evet, sohbet çok keyifliydi. Belki ileride tekrarlarız. Evet, arkadaşlar, doğru bir seri yaptık. Evet. Çok tatlı konular konuştuk gerçekten. Arka arkaya ilk defa Instagram canlı yayını yaptım.
Çok sağ ol. Soruların esnafliğin çok güzeldi. Çok teşekkürler İlaycığım. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.